Herkese selamlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy S8 hakkında bilinmesi gereken 6 özellikten bahsedeceğim. Bunlardan ilki Volti. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Mobil verinin üzerine basılı tutarak ayarlara giriyoruz. Bir geri geliyoruz. Bağlantılar kısmında mobil ağlara dokunuyoruz. Burada Volti aramaları seçeneği var. Bunu aktifleştiriyoruz. Volti nedir? Volti'nin açılımı Voice over LTE'dir. Yani özetlemek gerekirse 4. nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 4G'nin zenginleştirilmiş halidir. Volti ile birlikte hayatımıza giren en büyük yeniliklerden birisi HD Plus olarak adlandırılan berrak ses kalitesidir. Ülkemizde Volti desteği sunan tek operatör şu an için Vodafone'dur. Diğer operatörler büyük ihtimalle 5G ile birlikte VoLTE desteğini getireceklerdir. Bir diğer özellik ise şu altta görmüş olduğunuz düğmelerin ismi navigasyon çubuğudur. Ve bir uygulamaya ya da herhangi bir yere girdiğiniz zaman bu gizlenmektedir. Bunu açmak için ekranın alt kısmından yukarıya doğru kaydırmanız gerekmektedir. Bu şekilde geri çıkabilmektesiniz veya ekranın ortasına sertçe basarak bunu yapabilmektesiniz. Fakat her zaman bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Bu yüzden sol tarafta görmüş olduğunuz bir ufak bir nokta var. Bu noktaya iki kere hızlıca bastığınız zaman bu navigasyon çubuğu buraya sabitleniyor ve hiç kaybolmuyor. Diyelim ki telefonunuzu düşürdünüz veya telefonunuzda bir şeylerin yoluna gitmediğini düşünmeye başladınız. Bunu nasıl anlarsınız? Samsung Members adlı bir uygulama var. Buraya girdikten sonra tanı bölümünde donanımı test et diye bir seçenek var. Burada telefonunuzda bulunan donanımsal özellikler var ve bunları test edebiliyorsunuz. Örneğin dokunmatik ekran. Kare boyunca kaydırın. Ekranın bütün alanını kaplayan kareler var ve Telefonunuz düştü varsayalım. Ekranında bir sorun olup olmadığını anlayabilmek için dokunmatik özelliğini kaybedip etmediğini anlayabilmek için bu şekilde bir yöntem var. Bunu kullanabilirsiniz. Donanım tuşları var. Bunlara basıyoruz. Bunlarda da bir sorun olup olmadığını bu şekilde anlayabiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise ana ekrana uygulama kısa yolu ekleme. Örneğin telefona girdik. Burada şuraya basılı tutuyoruz. Bölünmüş ekran görünümü için buraya bırakın var. Ve aşağıda ise açılır pencere görünümü için buraya bırakın var. Aşağıya getirip telefonu oraya bırakıyoruz. Ve bu şekilde ana ekranla eklenmiş oluyor. Bunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. İstersek bunu simge durumunda küçültebiliyoruz. Herhangi bir yere girdiğimiz zaman oradan kaybolmuyor ve istediğimiz zaman açıp kullanabiliyoruz. Tekrar küçültebiliyoruz. Arka planda çalışan uygulamalar kısmına geldiğimiz zaman ise burada gözüküyor zaten. Buradan kapattığımız zaman kendisi de oradan kayboluyor. Bu durum birçoğumuzun başına gelmiştir. Gece odada, yatakta, herhangi bir yerde ışık kapalı iken telefonun parlaklığı minimumda olmasına rağmen bazen bizi rahatsız etmektedir ve gözlerimizi yormaktadır. Bunun için cihazımızda mavi ışık filtresi var. Bunu açtığımız zaman cihazımızın ekranındaki ışıklar yani ekran sararıyor ve gözü hiç yormuyor. İstersek gece tamamen karanlık ortamda parlaklığı fullleyebiliyoruz ve gözümüz rahatsız olmadan full parlaklıkta bile kullanabiliyoruz. Son özelliğimiz ana ekrana uygulamalar tuşu eklemek. Biliyorsunuz ki 7.0 nugget kullanan cihazlarda uygulamalara girmek için ekranın ortasından aşağıya doğru veya yukarıya doğru kaydırarak uygulamalar sekmesine giriyoruz. Alışkın olduğumuz uygulamalar tuşu yok. Fakat bunu ekleyebiliyoruz. Bunun için ekrana basılı tutuyoruz. Ana ekran ayarları var. Oraya giriyoruz. Ve burada uygulamalar tuşu var. Oraya giriyoruz. Uygulamalar tuşunu göster. Şurada gördüğünüz gibi kamera simgesi var. Uygulamalar tuşunu göster dediğimiz zaman uygulamalar tuşu geliyor. Uygula diyoruz ve artık uygulamalar tuşu var. Bu tuş geldikten sonra bu özellik kapanmıyor. Ekrandan kaydırarak tekrardan açabiliyorsunuz.